Ellerine sağlık. Ne güzel performanstı bu. Nefes nefes. Böyle. Abi evet. Ne yapsın? Buyurun. Ya ben kostümüne bayıldım. İyi ki bunu seçmişsin. O kadar şeker görünüyorsun ki yani ben... Bir dönelim mi? O kadar şeker görünüyor ki kalkıp sarılmak istiyorum yani. Harika, çok beğendim. Gördüğümden beri ay ördek falan diye izliyorum. İnşallah uzunca bir süre bizle olur. Sesi çok güzeldi. Çok güzel bir kadın sesiydi yani. Ben bayıldım, çok şekerdi. Genç de biri olduğunu düşünüyorum. Kendi elbiselerimi kendim dikiyorum dedi. O yüzden şu an düşünüyorum kim bunu becerebilir ünlülerimizden diye. Ama yalancı ipucu da olabilir. Hayır ama birkaç kez tekrar etti gibi geldi bana. Yani bu ilk kostümüm değil diye başladı. Finalde tekrar kendi kostümlerimi dikiyorum dedi. Arada önünde bir makaslar, metreler vardı. Hani üç yerde geçti ya. O kadar da yalan olur mu? Doğu? Ya kuzgun anormal bir performanstı. Bu da şimdi ördek de aklımızı çeldi. Evet. Bravo. Çok da şeker ya. Bereket sizin oy verme hakkınız yok. Yoksa yanlış. Evet zaten galiba. Kimseyi biz elemiyoruz evet. O yüzden. Alican. Tansel şöyle. Diğer kostümler yani bu şu ana kadar gördüklerimiz içinde bence de en sempatik bu. Çok tatlı. Hem bence bir avantajı da var. Tahmin edilmesi çok zorlaşıyor. Evet ya çünkü kendisini de göremiyoruz. Fiziksel bir tahminde de bulunamıyoruz. Video ile yetinmek zorunda kalıyoruz haliyle. Filan galiba. Ha. Öyle mi? Galiba. Ya ben şey falan dedim, bir manken mi acaba, hani bir manken aynı zamanda şey yapan falan ama... Yok ya, bayağı çok oyuncu ya bir şey. Bak, bu çok oyuncu bir şey falan diye yani. Evet, benim burama gelen bir manken ben daha yok, görmedim ben ama. Görmedim. Çok makul değil. O yüzden hiç tahmin edemiyorum yani. Ama sağlıklı besleniyor. Bir sürekli meyveler, evet, sebzeler. Bilemiyorum ya. Çok kafam karışık. Peki. Şimdi bir soru hakkımız var. Bunu çok iyi kullanmamız lazım. Ne olur. Çünkü elimizde şu an az şey var. Evet. Kendi elbiselerini kendi dikmesine taktım kafayı. Ben de ona taktım. Başkaları da kendi diktiği elbiseleri giyiyor mu mesela gibi bir soru olabilir. Ya ben tasarım yapan oyuncu yazdım. Bir kişi çıktı. Kim o? Hazar Feriz Küçükköse. Olabilir. Belki odur. Nitelikli bir araştırma yaptığımı düşünüyorum. Evet. Ne ara araştırdı? Biz az anlamadık. Önce. Ama öyle o kendisi olsaydı bence bir şok olma anı olurdu. Hiç olmadı oyunla... Bence yani bence artık pandomime son verelim mi? Hadi soruyu soralım. Okey. Soruyu soralım. Çok iyi bir soru sormamız lazım. Bana yardım edin. Yardımcı olayım mı sana biraz? Ha. Mesela oyuncu mu? Stilist mi? Efendime söyleyeyim modacı mı? Yoksa belki yönetmendir tasarlananlar. Böyle bir geceyle olmadığını ben söyleyebilirim net. Ben buna katılıyorum kesinlikle bence de. Boydan yani en azından. Uzun sadece yani. Boydan değil mi? Doğru. Abi evet. Evet. İzlediğimiz VTR bizi bu soruya yönlendirdi. Şu anda uğraştığı meslek ya da hayatında hiç genel sorayım değil mi? Oradan da bence, patlamayalım. Bence evet. Kendisi modacı mı? Modacı mısınız? Hayır. Şimdi. Yandık. O zaman modacı olmayan bir ünlü tamam. O zaman biz kandırıldık. Hadi alınınız bayağı da daraldı değil mi tahmin için? Tahminleri alayım. Hazal Filiz Küçükköse misiniz? Hayır hayır soru yok artık soru yok. Şaka yaptım abi okey. Tahminim o. Bitti. Ben Aleyna Tilki diyorum. Sesten anlarsın Aleyna Tilki olmadığını ya. Evet doğru gel şarkısını dinledim ya. Evet. Sesini değiştirmediniz değil mi söylerken? Yok. Ben yani oradaki diyet işlerine şu anda tutuldum. Başka sorular sormak için daha çok bilgiye ihtiyacım olduğundan dolayı hızlı bir cevap olması adına ve biraz eğlenelim diye Canan Karatay olduğunu söylemek istiyorum. Süper umarım Canan Karatay çıkar umarım. Süper bence de. Süper tahmin. Ondan öğrenecek çok şeyim var benim kendi adıma. Hepimizin mutlaka. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir?